Aslında burada 1, 2, 3, 4, 5. Bu beşgenden yararlanarak ya da şu, e, bu, bu, bu dörtgenden yararlanarak yapabiliriz. Hangisinden yaparsak. Ama sonuç olarak şöyle bir hareket yapacağım. Bu PA ile PF birbirine eşit olduğu için şurası 108 derece, buraya kalır 12, 168 olduğu için bakın bu 84 derece olur haliyle. Burada o zaman buraya da ne kalır? 120 olması için 36 derece kalır. Burası zaten 120. Burası da 120 arkadaşlar. Bir dörtgenin iç açılar toplamı 360 derecedir. Şu dörtgenden bahsediyorum. 120, 120, 240, 240 36 daha 276. O zaman burası 84 derece oldu. Geriye de 96 kaldı D şıkkı. Hala iki doğru arasındaki uzunluk değişmeyeceği için şuradan yapacağım ben. Şimdi burası 4, 4, 4 kök 3. doğru arasında yine burası 4 kök 3 olacak. Alan 4 çarpı 4 kök 3 bölü 2. 8 kök 3 oldu arkadaşlar. Cevap B şıkkı. Beşgende arkadaşlar şurası 72 derece olduğu için Şimdi burası da 36 kalacak y olması için. Buraya da 72 kaldı. Bak bunlar birbirine paralel. Bence soruda ilk olması gereken, fark edilmesi gereken yer bu. Bunlar birbirine paraleldir arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağız? Şimdi aynı şekilde bir tane daha çizeyim ben görün. Yine böyle. Burası işte bu şekilde. Burası bu şekilde. Bu da böyle. Paralel olduğu için 6 şuraya P de burası da 6. İkinci konuma geldiği zaman 6 6, 12 oldu gördünüz mü? Üçüncü konuma geldiği zaman şöyle yine 6, 6. He, o zaman burada şunu söyleyeceğiz bakın. Bir kere hareket etti 12 oldu. İki kere hareket etti 18 oldu. O zaman 11 kere hareket ettiğinde 11 çarpı 6'dan 66 birim olacakmış arkadaşlar. D şıkkı. Altıgenin merkezi arkadaşlar çevrel çemberin merkezidir. İçte çemberin de merkezidir. Bakın şöyle birleştirdiğiniz zaman haliyle burada 6 tane eşkenar üçgenden oluştuğu için aslında bunlar 60'ar derece. Zaten e, bu da böyle 60 derece. Bir de orta noktaya indiği için tabii ki bunlar eşit olduğundan dik inecek. Bundan dolayı artık burada 30-60-90 var. 2 köküç. Diğer tarafta yine 30-60-90 2 köküç. 4 köküç oldu. E şıkkı. Düzgün beşgende şunu görmelisiniz. Burası şimdi 36 derece. Burası da 36 derece. E yine arkadaşlar E açısı da 36. 2 iç bir dıştan 72. Burası da 72. Ben her seferinde gösteriyorum ama artık hani siz kendiniz görün. E, A ile AR R 36, 72, 72'den dolayı eşit geliyor. Sonra karenin bir kenarıyla düzgün beşgenin bir kenarı eşit olduğu için AK da eşit. Şurası arkadaşlar 72 derece. Burası da 90 derece. 90-72 daha 162. 18 kaldı. Şuradaki ufak açı ve buradaki ufak açı 9'ar derece oldu. 2 iç bir dıştan dolayı 72 artı 9 81 yaptı. A şıkkı. Düzgün altıgende FC bir simetri Şekli tam ortadan ikiye böldüğü için burada KM'yi de şöyle göstereyim. KM'yi de MB'yi de yine KL'yi de LA'yı da ortadan ikiye böler. Bu yüzden buradaki alana ise Buradaki alan 3S'tir. 1 bölü 2 benzerlik oranının karesi 1 bölü 4 yapar. S set KAB 4S olur. O yüzden oraya 3S kaldı. Gelelim bu üçgenlerin alanlarını yorumlamaya. Bu üçgenlerin aslında alanları birbirinin aynısı. Neden söyleyeyim? Kenarda göstereyim bakın. Düzgün bir altıgen. Şimdi benimki tabi düzgün değil ama idare edin. Bir kenarına A dersek. A, A. Bakın buradan A kök 3 oluyor yükseklik. Alanda A kare 3 bölü 2 yapıyor. Geliyorum şimdi bu yarım şu üçgenin alanına. Bu kenar 2A neden? Simetri ekseni bu kenarın iki katı oluyordu. Şimdi şu kenara A dediğimiz için burası da A kök 3 bölü 2 30 60 90 üçgeninden. 2A çarpı A kök 3 bölü 2 bölü 2'den bunlar sadeleşti. Yine A kare 3 bölü 2 geldi. Bu yüzden işte 4s eşittir. 18 artı s. Böylece s 6 oldu. 3s soruluyor. 18 e şıkkı. Düzgün beşgende arkadaşlar. Eğer siz bir bu şekilde h noktasına indirirseniz orta noktaya. Tabii ki zaten c, k, k, B eşit olduğuna göre dh, eşit olacak. Kenar ortaya aynı zamanda açı ortay ve yüksekliktir. Bu düzgün beşgende olan bir özellik herhangi birini vermesi yeterli. Hani normalde ikiz üçgende ikisini vermesi gerekiyor diyoruz ya. Bunda bir tanesini bile verse geçerlidir düzgün beşgende. Haliyle burası 108 derece. İkiz üçgenden 36-36 oldu. Ters açıdan arkadaşlar yine 36. E bu arada düzgün beşgen olduğu için burası 108. İki iç bir dıştan 36 artı x 108 olması için x 72 a şıkkı. Şimdi A köşesi arkadaşlar şöyle bir yerde olsun. Bir kenar kadar ittirildi aşağı. A diyelim. Sonra B köşesi de normalde yine A'nın hizasında çünkü bunlar aynı hizada. Bu da A kadar yine yukarı ittirildi. Böyle oldu. Şimdi artık bundan sonra neye bakacağız? Bunların aralarındaki uzaklık A ve B'nin arasında düşeyde 2A oldu. Şuraya A üstü dersem. Sonra Burada artık yataydaki uzunluğa bakalım. Bir kere zaten yine 30, 60, 90 üçgeninden dolayı burası A bölü 2 değil mi? Çünkü 30 derecedir, 60 derecedir. Sonra arkadaşlar yine aynı şekilde e, şurası da A bölü 2 olduğu için o zaman burası da A bölü 2. Zaten bu kısım bir A birimdi. Haliyle ne oldu? Yataydaki şu uzunlukta A, A daha 2A yaptı. Artık bunların arasındaki uzaklık şöyle bir ikizkenar dik üçgenin hipotenüsü oldu. Neden öyle dedim? A, A, 2 A. Burası da A, A bölü 2, A bölü 2. Bakın 2 A yaptı. Şimdi demek ki burası arkadaşlar 2 A kök 2 oldu. Bu arada A ve B arasındaki uzaklık kenarın 2 katıydı. Demek ki 2A kök 2 A kök de 12'nin kök 2 katı. 12 kök 2 cevap B şıkkı. S1 ve S2'nin alan oranı sorulmuş. Ağırlık merkezi olduğu için arkadaşlar şimdi böyle çizdiğiniz zaman şunları üçgenin alanını burada iki eşit parçaya bölecek. Neden? Ağırlık merkezi ya aynı zamanda çevrel çemberin merkezidir. Bu yüzden bu köşelere inen yarıçap olur. Hepsi birbirine eşit olur. Haliyle arkadaşlar böyle S, S derim. Sonra buraya 2S derim. Buraya 2S derim. Buraya 2S derim. Buraya S, buraya S. Ağırlık merkezi üçgen nereden bakarsak 5 eşit üçgene ayıracak düzgün beşgenin alanını. S1 3S geldi. S2 5S geldi. Alan oranı 3/5 oldu. Aslında kolay bir soruymuş, değil mi? Göstereyim yorumumu arkadaşlar size. Şimdi şuraya A diyeceğim. Buraya A diyeceğim. Neden? göstereyim. 36, 36 değil mi? Burası da böyle 36, 36. Kendiliğinden bakın şu DK ve EK eşit oluyor. İki iç bir dıştan 72. Yine burası 72, 108 olması için. Bakın EA da AK'ya eşit olur. Burada ya da B diyelim, B diyelim. Burası da B. 36, 36, 108. Büyük üçgende yine bakın 36, 36, 108. Bunlar birbirine benzer üçgen. EDK'da 108'in gördüğü B, EAD'de 108'in gördüğü A artı B. Sonra 36'nın gördüğü küçük üçgende A, 36'nın gördüğü büyük üçgende B. İçler dışlar yaparsak B kare eşittir, A kare artı AB oldu. EK'ye ne dedim ben? A. DK'ye ne dedik? A. AE'ye ne dedik? B. E gerçekten o zaman A kare artı AB'yi bulduk, 36. Burası da bakın artı A artı AB 36 demek ki bir kenar arkadaşlar 6'ymış çevresi de yani ABC kaymış pardon. Tüm dörtgeni, tüm beşgeni istemiyormuş. Burası 6, burası 6. E, paralelliklerden zaten bunlar da 6. 24 oldu A şıkkı. Düzgün beşgende şu çizdiğimiz köşegen arkadaşlar, herhangi bir köşegen karşısındaki kenara paraleldir. Bu yüzden CK, EB'ye paralel olacak. Peki ne alaka soruda? Şimdi A, C, C, iki katı ya köşegenler düzgün beşgende hepsi birbirine eşittir. O zaman E, 2 A olur ve kelebek benzerliği olur burada. FB 24 olur. Artık 36 oldu bir kenar. Hangi şık? E. Alamada arkadaşlar uzunluklar ve açılar değişmediği için alanlar da değişmez. Yani buradaki iki bölgenin alanı da birbirine eşit olacak. O zaman biz hemen bu işe koyulalım. Bir kere düzgün altıgen olduğu için burası 60 derecedir. Yöndeş açıdan dolayı yine 60 derece olacaktır. Şimdi burası zaten 120. Oradan da biliyoruz. Hani 60 oradan da görebilirsiniz. Böyle bir dik indirdiğimiz zaman 60'ın karşısı 2 kök olur. 30'un karşısı 2. Aynı durum burada da var. 4, 2, 2 kök 3. Şimdi bir kenar 6 birim. O zaman yine 6. Burası da 6. Haliyle arkadaşlar 6, 4 daha 10, 16. Alt taban artı üst taban. Çarpı yükseklik 2 kök 3 bölü 2. Böylece alan 16 kök 3 oldu. bundan 2 tane var. S, S dersek. O zaman 2 ile çarptığımızda beyaz bölgelerin alanları toplamı 32 kök 3. Gelelim tüm düzgün altıgenin alanına. 6'nın karesi kök 3 bölü 4'ten 6 tane var. Yani 54 kök 3 oldu. 54 kök 3'ten 32 kök 3 çıkarırsak 22 kök 3 C şıkkı.